TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınması İzmir'de protesto edildi. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ve İzmir Sağlık Platformu, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin mahkeme kararıyla görevden alınmasını protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. İzmir Tabip Odası önünde bir araya gelen çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, TTB Biziz ve TTB Susturulamaz yazılı dövizler taşıyarak sık sık hak, hukuk, adalet, TTB susmadı, susmayacak ve susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz sloganları attı. Eyleme HEDEP, İmece, ESP, SEP, Emekçi Hareket Partisi EHP, Dostluk ve Kültür Derneği de kadar katılarak destek verdi. Eylemde ilk olarak söz alan İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Zöhre Dalkıran, meselenin hukuki bir mesele olmadığının altını çizerek, hiçbir demokratik toplum düzeninde, hukuk devletinde kabulü mümkün olmayan bir karar verildi. Hukuk, yargı eliyle darbeler ne yazık ki devam ediyor. Biz İzmir Barosu ve barolar olarak bu yargı eliyle yapılan darbelerin tam karşısında Türk Tabipler Birliği'nin de tam yanında olmaya devam edeceğiz, diye konuştu. İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Yüce Ayhan, bu kararın hukukun ötesinde bir sürecin sonucu olduğuna inandıklarını söyledi. Ayhan, esas amacın, siyasi iktidara bağlı, iktidarın tüm söylem ve eylemini alkışlayan, üyelerinin ve toplumun yararını umursamadan gücün yanında yer alan, akıl ve bilimin yanında olmayı değil de otoriter iktidardan aldığı emirle yol almayı seçen, nitelikten yoksun politik skandallardan geçilmeyen rant projelerini onaylamayı kendine görev sayan, mesleki ahlak ve evrensel etik ilkelerden yoksun sözde meslek birlikleri şeklinde yandaş bürolar kurmak olduğu açıktır, dedi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, KESK adına söz alan Mustafa Güven de, TTB'ye yapılan baskıları kabul etmiyoruz. KESK olarak TTB'nin yanındayız, asla faşizme karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, ifadelerini kullandı. HEDEP İzmir Milletvekili Burcu Gülçubuk, AKP, MHP faşizminin planlı adımlarıdır. Savaşın bir halk sağlığı ihlali olduğunu söyleyen TTB'ye karşı bu saldırıyı kendimize yapılmış olarak görüyoruz. TTB basıldığında o gün orada toplananlar, ne yaparsanız yapın biz onurumuzu, meslek örgütümüzü korumaya devam edeceğiz, dediler. TTB yıkılmayacak bir kurumdur. Bugün burada olmak onurdur, şeklinde konuştu. Halkların Köprüsü Derneği Kurucu Başkanı Cem Terzi, Emek Partisi, EMEP, İzmir İl Başkanı Elif Çuhadar, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yöneticisi Coşkun Üsterci, HEDEP Yöneticisi Hüseyin Çağlar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yöneticisi Aykut Akdemir, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, SES, İzmir Şubesi adına konuşan Başak Ecgürkan, Sosyalist Emekçiler Partisi MEKA üyesi Gökçe Şentürk de birer destek konuşması yaptılar. Bildiğiniz gibi dün Ankara'da görülen Türk Tabipleri Birliği duruşması sonunda Merkez Konseyi'nin görevden alınması ve bir ay içerisinde yeni seçilme gidilmesi kararı verilmişti. Bu kararın hukuksal sürecin sonunda verilen bir yargı kararından ziyade siyasi iktidarın hedef göstermesi ve yönlendirmesiyle gelişen bir sonuç olduğuna inanıyoruz. Burada bu gelişmeyle ilgili bir basın açıklaması yapmak üzere toplandık. Açıklamamıza destek vermek üzere aramızda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine söz vermek isteyeceğiz. İzmir Barosu temsilcimize vermek istiyorum. Ondan sonra İzmir Tabip Odası olarak basın açıklamamızı yapacağız ve katılımcı olan bütün derneklerinde kısaca söylemek istedikleri şeyler olursa onları da davet edeceğiz. Çok. Tabii mesele hukuki bir mesele denildi ama aslında konuşmanın başında da açılış konuşmasının başında da söylendiği gibi mesele hukuki bir mesele değil. Türk Tabipler Konseyi Başkanı sevgili Şebnem Korur Fincancı'nın düşüncelerini ifade ettiği bir konuşması bahane edilerek başlatılan sürece ilişkin kaygılarımızı daha o zaman paylaşmıştık. Ve bu kaygılar bugün bizi bir kez daha haklı çıkardı. Çünkü hiçbir demokratik toplum düzeninde, hukuk devletinde kabulü mümkün olmayan bir karar verildi dün mahkemelerde. 31 Asli Hukuk Mahkemesi'nde. Hukuk eliyle, yargı eliyle darbeler devam ediyor ne yazık ki. Biz İzmir Barosu olarak, barolar olarak, Türkiye Barolar Birliği olarak bu yargı eliyle yapılan darbelerin tam karşısında Türk Tabipler Birliği'nin de tam yanında olmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de bu hukuksuzluklara, bu adaletsizliklere karşı mücadeleyi daha da yükselterek devam ettireceğiz. Adalet! Hak! Hukuk! Adalet! Hak! Hukuk! Adalet!
İzmir Tabip Odası'nın konuyla ilgili basın açıklaması metnini paylaşıyorum. Hekimlik yargılanamaz, TTB susturulamaz. 30 Kasım 2023 Perşembe günü akşam saatlerinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınması talebiyle açılan davanın 7. duruşmasında Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına karar verdi. Siyasi iktidarın meslek örgütlerine yönelik tek tipleştirme ve kendi görüşlerine göre uyarlama emellerinin bir tezahürü olan bu kararın hukukun ötesinde bir sürecin sonucu olduğuna inanıyoruz. Bu karara gerekçe olarak Merkez Konseyi'nin faaliyetlerinde kanunla belirlenmiş sınırların ötesine geçmiş olduğu iddiası esas alınmıştır. Yasadaki tanımıyla tabipler arasındaki mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluş olan Türk Tabipler Birliği'nin yönetim organı olan TTB Merkez Konseyi, ülkemizdeki 103 bin hekim üyeyi temsil eden ve 65 tabip odasının seçilmiş delegelerinin iradesiyle yapılan bir oylama sonucunda, yani seçim ile göreve gelmektedir. TTB'nin görev kapsamı kuruluş kanunu olan 6023 sayılı yasa ile tanımlanmıştır. Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak, üyelerinin maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve devletin menfaatiyle en iyi şekilde denkleştirmeye çalışmak. Halkın sağlığını korumaya, üyelerini muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, iş kanunu ile sosyal kanunların ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevzinin adilane bir surette düzenlenmesine çalışmak. Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla işbirliği yapmak. Halk sağlığını ve tıp mesleğini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak. TTB olarak biz Türkiye'de 21 yıldır hastaları müşteri, sağlık kuruluşlarını ticaret haline getirme zihniyetiyle uygulanan, hekimler ve sağlık çalışanlarını birer bant işçisi gibi çalışmaya zorlayan sağlıkta dönüşüm programına boyun eğmedik. TTB olarak biz uygulanan ekonomik politikalarla ailelerin açlık sınırı altında yaşatılmasına, açlığın ve yoksulluğun yarattığı hastalıklara, çocukların bedensel ve ruhsal olarak gelişim geriliğine mahkum edilmesine, üniversite öğrencilerinin büyük kentlerin ortasında barınaksız, aç susuz bırakılmalarına duyarsız olmadık. TTB olarak biz hesapsız, orantısız açılan tabela tıp fakülteleriyle tıp eğitimindeki inanılmaz çöküşe, tıpta uzmanlık eğitimindeki kalitesizleştirmeye karşı susmadık. TTB olarak biz üniversite hastanelerinin araştırma ve geliştirme işlevlerinden uzak, donanım ve araç gereç desteğinden yoksun hale getirilmesine, öğretim üyelerinin itibarsızlaştırılmasına, köklü kurumların maddi ve manevi olarak ezme gayretiyle yıkıma sürüklenmesine seyirci kalmadık. TTB olarak biz çok yanlış kurgulanmış şehir hastaneleri projeleri için yıllarca nitelikli sağlık hizmeti vermiş kamu hastanelerinin içinin boşaltılmasına, verimsiz kurumlar haline getirilmesine, Sağlık Bakanlığı'nın zaten yetersiz olan bütçesinin yıllarca inşaat şirketlerine aktarılacak olmasına karşı durmaktan vazgeçmedik. TTB olarak biz genç hekimleri umutsuzluğa sürükleyen, ülkeden ayrılmaya teşvik eden liyakatsizlik ve itibarsızlaştırmaya, sağlık terörünün hedefi haline getiren çalışma koşullarına, idari baskı ve yıldırmalara terk etmedik. TTB olarak biz aile hekimlerimizin kirasından malzemesine, personelinden onarımına kadar sağlık hizmetiyle ilgisi olmayan işletme sorunlarıyla uğraşmak zorunda bırakılmalarına, birinci basamak sağlık hizmetinin ötesinde angaryaya koşulmalarına göz yummadık. TTB olarak biz iş yeri hekimlerimizin emeklerinin sömürüldüğü ücret politikalarına, çalışma koşullarına, kurum hekimlerimizin her türlü haksızlıkla karşı karşıya hayatlarını sürdürmelerine razı gelmedik. TTB susmadı, susmayacak. TTB susmadı, susmayacak. TTB susmadı, susmayacak.
DTB olarak biz paralel sağlık sistemi haline getirilen acil servislerde hekimler ve sağlık çalışanlarının yılda 130 milyon hastayla baş başa bırakan, şiddeti körükleyen kifayetsiz sisteme onay vermedik. TTB olarak biz depremlerden, sellerden, doğa olaylarının her birinden bir felaket çıkmasına neden olan, ormanların maden alanlarına feda edilmesine, orman yangınlarına müdahaledeki basiretsizliğe, zeytinliklerin yok edilmesine, ülkemizin gelişmiş ülkelerin endüstri çöplüğü haline getirilmesine, tehlikeli atık içeren gemilerin ucuz söküm alanına dönüştürülmesine, doğal yaşam alanlarımızın ve çevremizin talan edilmesine göz yummadık. Bizler hekimler olarak, tabip odaları olarak, TTB olarak sadece görevimizi yaptık. TTB örgütsel bütünlüğüne yapılan müdahaleyi kabul etmiyoruz. Bu kararın siyasi iktidar ve ortaklarının gösterdiği hedef doğrultusunda alındığına inanıyoruz. Demokrasinin gereği olarak TTB'nin seçilmiş organları ile ilgili kararı yine seçimler sonucunda hekimler verecektir. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Sağlıkta dönüşüm adı altında sürdürülmekte olan sağlığın ticarileştirilmesi sürecinin büyük oranda amacına ulaştığı ve endüstrileşme yoluna girdiği, hekimlerin performansına göre değerlendirildiği, hastanın sistemin parasal kaynağı olarak görüldüğü, endüstrinin kurallarına uyan hastanelerin ayakta kalıp diğerlerinin yok edildiği ve hatta Sağlık Bakanlığı'nın görev ve yetkilerinin bile sadece bir denetleyici mekanizmaya dönüşmesinin gündemde olduğu bu yeni sağlık ortamında, sağlığın temel insan hakkı olması gerektiği konusunda taviz vermeyen, küresel neoliberal dalgadan beslenen siyasi erkin ayağına dolaşan muhalif kimliğe sahip bir TTB istenmemektedir. Esas amacın siyasi iktidara bağlı, iktidarın tüm söylem ve eylemlerini alkışlayan, üyelerinin ve toplumun yararını umursamadan gücün yanında yer alan, akıl ve bilimin yanında olmayı değil, otoriter iktidardan aldığı emirle yol almayı seçen, nitelikten yoksun politik skandallardan geçilmeyen, rant projelerini onaylamayı kendine görev sayan, mesleki ahlak ve evrensel etik ilkelerden yoksun, sözde meslek birlikleri şeklinde yandaş bürolar kurmak olduğu açıktır. Baskınlara boyun eğmeyeceğiz! Baskınlara boyun eğmeyeceğiz! Baskınlara boyun eğmeyeceğiz! Fakat bizler mesleğe başlarken bir and içtik. Tıbbi bilgilerimizi hastaların yararına ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağımıza, tehdit ediliyor olsak bile tıbbi bilgimizi insan hakları ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağımıza, özgürce ve onurumuz üzerine ant içtik. Susmadık, susmayacağız, korkmadık, korkmayacağız. Tehdit altında olsak bile hekimlik yapmaya, İyi hekimlik değerlerini savunmaya, bu topluma ve bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hekimlik yargılanamaz, TTB susturulamaz. Susmadı, susmayacak. TTB susmadı, susmayacak. Biz TTB'yiz, TTB biziz. Biz TTB'yiz, biziz. Biz TTB'yiz, TTB'yiz. Biz hizmet Mustafa arkadaşım konuşacak. Evet, dün bu haberi bu hafta başından beri bekliyorduk aslında. Çünkü biz ülkede biliyoruz ki demokrasi olmadan hukukun olmadığını biliyoruz. Olay hukuki olmaktan çoktan çıkmıştır. Emek meslek örgütlerine, sendikalara, demokrasi mücadelesi yürütülenlere karşı tek adam rejiminin baskıcı uygulamaları giderek devam ediyor.
adeta her kurumun üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi faşizmin sopası maalesef korku toplumunu genişletmek için iktidar tarafından tercih ediliyor. Bunları konuşuyorduk, böyle bir şey olabilir mi diyorduk ve dün de bu olayı haber alır almaz tüm İzmir Emek Demokrasi güçleri olarak tabi odasının yanındayız anlamında biz de Kes Şubeler Platformu olarak burada olma görev ve bilinciyle TTP'ye yapılan baskıları ve demokratik iradelerini oradaki TTP hekimlerinin demokratik iradesiyle yapılan MYK'nın görevden alınmasını asla kabul etmiyoruz. Kes İzmir Şubeler Platformu olarak TTP'nin yanındayız. Emek Demokrasi Güçleri olarak yanındayız diyoruz. Asla faşizme karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Demokrasi mücadelesini hep birlikte yürüteceğiz arkadaşlar. Birleşe kazanacağız. Ses İzmir Temsilciliğinden Başak Hanım konuşacak. Ses olarak sağlık çalışanlarının hak mücadelesindeki yol arkadaşımız, halkın sağlığının korunması mücadelesindeki yol arkadaşımız, ülkedeki demokrasi mücadelesindeki yol arkadaşımız, halkın sağlığının güvencesi, iyi hekimliğin güvencesi, Türk Tabipler Birliği'ne karşı alınmış bu siyasi kararı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Hepimiz TTB'yiz, hepimiz TTB'nin yanındayız, TTB hepimiziz, TTB biriz. TTB susmadı, TTB susmayacak. TÜMOP İzmir Temsilciliğinden Aykut arkadaşımız. Bu kürsüleri hep bunun için kullanıyoruz. İnancımızı, dirayetimizi ve bu ülkenin geleceğini savunduğumuz için kullanıyoruz. Bu ülkenin geleceğini, bu insanlığın geleceğini savunan TTB'ye yapılan bu saldırıyı buradan bir kez daha kınıyoruz. Yıllardır beraber omuz omuza mücadele verdiğimiz Türk Tabipler Birliği ile yan yana, omuz omuza, faşizme inat, hep beraber yaşasın hayat dediğimiz için buradayız. Bir daha, faşizme karşı, faşizmin uyguladığı, bize uyguladığı bu saldırılara karşı bir adım bile geri düşmeyeceğimizi buradan bir kez daha seslendiriyoruz. Biz TTB'yiz, TTB biziz. Yan yana omuz omuz olmuşuz. Bütün zorlamalar ve baskılar altında hekimlik mesleğinin, sağlık emekçiliğinin onurunu koruyan, hakkını veren, hakkını savunan değerli TTB'nin değerli üyeleri. Bugün TTB'ye yapılan bu saldırı karşısında neden bir aradayız? Çünkü bu saldırıların hiçbiri tek tek bu kurumlara değil, hepsi AKP, MHP faşizminin planlı adımlarıdır. Faşizmi derinleştirmek için adımlarıdır ve savaşa karşı, halkların barışı için ve sağlık hakkının her daim en üstün hak olması için mücadele eden, toplum sağlığını başa alan ve savaşın bir hak sağlığı ihlali olduğunu söyleyen TTB'ye bu saldırıyı da kendimize yapılmış olarak görüyoruz. Geleceğimize yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. İtaat etmeyen, biat etmeyen, kendileriyle aynı rengi almayan herkese saldırıyorlar, her kuruma saldırıyorlar. Bu saldırı karşısında TTB'nin basıldığı günü, genel merkezin basıldığı günü hepimiz hatırlarız. O gün orada toplanan hekimler ve onlarla yan yana duran mücadele eden yoldaşları aslında bir mesaj verdiler. AKP, MHP, faşizmi bu mesajı aldı ve bu mesaja karşı bir saldırı gerçekleştiriyor. Fakat anlamadığı şey şu, o gün orada toplananlar, her yerde sokağa çıkanlar, hekimler, sağlık emekçileri şunu söylediler. Ne yaparsanız yapın, biz burada meslek örgütümüzü, onurumuzu, halk sağlığını savunmaya ve korumaya devam edeceğiz dediler. TTB yıkılmayacak, yıldırılamayacak bir kurumdur. Bizler için de inatçı ve ısrarlı mücadelesi, kendi sözünden asla sahip vazgeçmeyişi yol açıcı bir örnektir. Bugün burada sizlerle olmak onurdur. Başarılar diliyorum. Teşekkürler.